Amin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Ve ufavvidu emri ve umurana ila Allah, inna Allahe basirun bil ibad. Geçen hafta aya gelen meslerle ilgili konumuzu anlatmıştık. Şimdi yine mesle ilgili ikinci bir meseleye geliyoruz. O da yaralar üzerine yapılan sargının üzerine mes meselesi. Dinimizde malumdur ki emirler insanın imkan bulup bulmamasına göre şıklı olarak verilmiştir. Yani şunu yapın denilmiştir. Bunu yapamazsanız şunu, bunu yapamazsanız şunu gibi bize şıklı olarak verilmiş ki biz zor durumlarda üzerimize gereken ibadeti yapabilelim diye. Bunun benzeri mesela şeyde var. Emri maruf nehi münkerde var. Emri maruf nehi münkerde Rabbimiz, pardon, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle bir şık sunuyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde marufu emredin, münkeri ortadan kaldırın diye talimat veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun nasıl olacağını şıklı olarak bize anlatıyor. Diyorlar ki men ra'a minkum münkeran fel yugayyirhu biyedihi. Sizden kim birisi bir münker Allah'ın yasakladığı nahoş bir şeyle karşılaşırsa müdahale etsin eliyle. Bana necilik yok yani. Onu bir defa kafamızdan silelim. Bana neciliği anladık da bizim ikinci bir hastalığımız daha var aramızda. Sana necilik. Hatırlatıyorsun ya, sana ne diyor? Sana nesi var mı? Birisine müdahale ettik safları düzeltin diye en çok ihmalkar davrandığımız safların düzgünlüğü. Şöyle şöyle namazımıza da mı karışacaksın diyor. Ya karışacağım tabii. Benim senin namazına karışmam bana emredilmiştir. Tabii ki karışacağım. Üstelik karışmam benim menfaatime değil ki senin menfaatine. Madem ki zahmet etmişsin gelmişsin camiye doğru düz bir namaz kıl ki sen onu fazla alasın. Demek ki bize bir şey hatırlattığı zaman sana ne demeyeceğiz. Bunu bir unutun yani. Bunu unutun. Dediği doğruysa, hakkı tavsiye ediyorsa teşekkür etmen gerekir. Teşekkür edeceksin. Ne demek sana ne? Sana ne? Bizim toplumu çözen, çorap söküğü gibi çözen, bana necilik nasıl çözüyorsan, bu da çözen ikinci bir şeydir. Bir şey daha hatırlatalım. Biz tabii ki başkasını rahatsız etmeyeceğiz ama bu bir görevimiz ama rahatsız olmamak da görevimiz. Bunu da unutuyoruz. Nasıl ki rahatsız etmeyeceksen, adam gibi gidip geleceksen başkasından da rahatsız olmamaya bir ahdedeceksin yani. Bir de bu var. Böyle kıldan nem alır da büyütürsen, bilmem ne yaparsan sen nasıl toplumda yaşayacaksın? Kardeşlik nasıl yürüyecek daha doğrusu? Mutlu bir durumlar geliyor, insanın tavırlarının adam gibi olmasına dayanıyor. Bana necilik yok, sana necilik de yok. Efendimiz buyurdular, dediler ki kimden, siz kimden, içinizden herhangi birisi kim, bir münker görürse, onu eliyle düzeltsin, müdahale edecek yani. Birinci emir budur. Birinci emir bu. Müdahale edeceksin. Bir şer işleniyorsa şerre müdahale emredilmiştir. Bu kadar. Münker ne peki? Bunun zıttı maruftur. Münker Allah'ın yasakladığı her şeydir. Bu mekruhtan başlar. Haramdan, haramın şiddetine doğru gider. Maruf nedir peki? Mubahlar da dahil, sünnetler, vacipler, farzlar. Böyle hepsi marufa dahildir. İnsanları eğer münkeri yapıyor, görüyorsak demek ki müdahale edeceğiz.
marufu yapıyor görürsek aferin diyeceğiz. Ha devam. Bu da lazım. Teşvik. Tabii teşvik. Marufu emredin diyor ayet-i kerime. Emredenler diyor. Emredenler işte biz emir veriyor ondan yanlış anlıyoruz. Komutan gibi talimat veriyor. Öyle değil. Teşvik edeceksin. Yerine göre müsaade etmek anlamına gelir. Emretmek yerine göre müsaade etmek anlamına gelir. Bu kadar mubahtan farza kadar bunun şeyleri var. Mertebeleri var. Eğer diyor hadis-i şerif feillem yestati gücü yetmezse eliyle yapmaya müdahale etmeye düzeltmeye diliyle düzeltsin febilisen o zaman hiç değilse kötü olduğunu söyle bu adama yaptığı doğru değil yanlış yapıyorsun günah kazanıyorsun suç işliyorsun filan gibi dilinizle onu düzeltin bunu da yapamazsanız olur ya çok ceberut zalim bir ortamda olursun gözünüzde kaşın var deyip böyle adamları biçen bir ortamda olursunuz ha o zaman hiçbir şey yapamıyorsanız eğer o zaman tabi kalbi içinden bu adamın kötü bir şey yaptığını seslendireceksin nefret edeceksin içinden ve bu ne olacak diye düşünebilirsiniz aslında bütün ayet ve hadislerin bir de psikolojik açıdan değerlendirilmesi gerekir. Psikologlarımızın bu gözle bir ayet hadislere bakmasını ben çok istiyorum. Niçin böyle? Bir şey yapamıyorsun, o zaman içinden üzerine durma geç diyebilirsin yani. İlla dinimiz nefret etmemizi istiyor. Nefret. Hatta hadisin devamında diyor ki فَمَا وَرَا اَذَٰلِكَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنَ الْاِيمَانِ مِثْقَالُ خَرْدَلٍ مِنَ الْاِيمَانِ Bundan da öte yani kalbenden nefret etmiyorsan kendinde zerre miktar iman arama. İman yok. Kalben nefret için de şunu söylüyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam وَذَٰلِكَ اَضَعَفُ الْا۪يمَانِ Bu imanın en zayıfıdır. İmanın en zayıfı, kalben nefret. O da yoksa iman arama diyor hadis-i. Sebebi şu, sen kalben nefret etmiyorsan yapılana rıza gösteriyorsun demektir. İçinden nefret duymuyorsan yapılanı onaylıyorsun demektir. Öte yandan da şöyle bir kaide var. Küfre rıza küfürdür. Küfür işleniyor da içinden rıza gösteriyorsa bir adam o da küfre girmiş olur. Bundan dolayı iman kalmamış olur. Yani. Bundan şimdi o imanı ölçen bir ölçü de görüyoruz bu hadis-i şerifte. Kalben nefret ediyorsan iman en zayıf durumda. Etmiyorsan iman yok. Dil ile müdahale ediyorsan orta seviyede imanın var. Elinle kötülüğe, şerre engel oluyorsan imanın en güçlü noktadadır demektir. İmanı ölçen bir ölçü de var bu işin içerisinde. Şimdi geliyoruz buraya. Sargı üzerine mes meselesini işliyorduk. Ve dedik ki dinimizde hükümler bazen şıklı verilmiştir. Bunu yapamıyorsan şunu, şunu yapamıyorsan şunu şunu sıralıyor. Ne için? Dedik ya psikolojik açıdan incelenmesi lazım. Mesela tek hüküm olsaydı, münkeri gördüğünüz zaman elle müdahale edin. Başka şık olmasaydı bunun, o zaman Müslümanlar müdahale edemedikleri takdirde, zamanda ve durumda işlerinin bitiyor olması gerekirdi. Hepsi imanları sıfırın altına inerdi. Neuzubillah. Ama dinimiz ikinci bir şık göstermiş. Üçüncüsünü göstermiş. Kalben nefret etmek. Kalben nefret etmenin ötesinde başka bir şık yok. Çünkü insan hangi durumda olursa olsun, en zorba, en firavun bir ortamda olursa olsun, kalben nefret imkanı vardır. Kalben nefrete imkansızlık diye bir olay yok. Onun için dinimiz dördüncü bir şık söylememiş. En son ondan Müslüman en fazla o kadar idare edebilecek. Daha da yok. Geliyoruz buraya. Dinimiz demiş ki abdestte, gusulde neyse cildini, bedenini yıkayacaksın. İkinci şık yıkayamazsan onun devamı geliyor. Ayağı mest giyersin, ayağını yıkamadan kurtulursun.
yaklaşık. Başka? Sarg üzerine mes var. Anlatacağım. Ya burada hiç yapamıyorsan imkan bulamadın. Teyemmüm var. Teyemmüm. Toprağın olmadığı yer yok ki. Teyemmüm için imkansızlık yok. İmkansızlık yok. Dinimiz imkanlar ölçüsüne hükümleri koyar koyar, imkansızlığın olmadığı yerde artık başka bir hüküm koymaz. Burada da onu görüyoruz. Abdest su ile. Su yoksa işte teyemmüm. Su var da kısmen kullanamıyorsan sarkıp onu devreye sokmuş Rabbimiz ve onun müsaadesiyle Allah Teala Peygamberimizin vasıtasıyla bize onun sözleriyle, hadis-i şerifleriyle bizlere bunları açıklamaktadır. Şimdi geliyoruz sargı. Üzerine mes. Herhangi bir yerimizde su değmemesi gereken bir yere varsa ya da su değebiliyor ama mesela kanı durmuyor. Kanı durmuyor mesela. Abdest alsan bile hemen anında bozuluyor. Bu durumda dinimiz kolaylıklar getirmiş. Üzerine bir sargı sarıyorsun. Sargın üzerini yıkıyorsun. Sargı cildin kendisi gibi oluyor. Cildin kendisi gibi oluyor. Sargın üstünü yıkadın mı cildin kendisi gibi olmuş oluyor. Aynen ne gibi? Ağzını yıkaman gerekiyor. Ama dişe kaplama yaptırmak zorunda kaldın. Süs olarak değil de tedavi maksatlı. O zaman dişin kendisini yıkamak yerine nasıl ki kaplamanın üstünü yıkamak mecbur hale geliyorsa, kaplama aynen sargı gibi, yeri yıkayamıyorsan üzerindeki sargıyı yara yeri gibi yıkayacaksın. Bazen de sargının üzerine de su değdirmemek gerekebiliyor. O zaman sargının üzerini meshetmek gerekir. Meshetmek de zarar veriyorsa terk edersin. Dilimize zorluk yok. Şimdi baştan alıyorum. Su değdirmediğin yere önce şöyle şu tavsiyede bulunuyor. Sıcak suyla bile olsa şöyle ıslatabiliyor musun? İslatabiliyorum. O zaman onu yapacaksın. Hiç su değdirmemen gerekiyor mu? O zaman sargı sarıyorsun, üzerine yıkıyorsun. Onu yıkamak zarar verdi, mes ediyorsun. Mes zarar verdi, onu da terk ediyorsun. Ama bir de şu var. Böyle yaralar var ki yanık yaraları gibi. Sargı da kabul etmiyor, su da kabul etmiyor. O zaman orayı terk ediyorsun. Bu kadar. Mes edebiliyorsan, ki mesin zararı herhalde yoktur yanık yerine var mı bilmiyorum. Olabilir. Zararı yoksa mes edilir, değilse terk edersin. Sargıyı da kabul etmiyorsan. Kısacası yeter ki sen içinde Allah'a ibadet etmek arzusu olsun. Rabbim senin için bir zorluk yaratmamıştır. Bunun en güzel ifadelerini hacda görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetin önüne düşmüş hac yaptıracak. Hicretin 10. yılı. Hicretin 10. yılı. Hac yaptıracak. Etrafa haberler göndermiş. Herkes gelsin diye. 100 ila 150 bin arası rakam veriyor. 140 bin rakamlar veriliyor. Sahabe tümden. Muhteşem bir hac yapılıyor. Ya Resulallah ben şöyle yaptım diyor. İf'al ve la haraç. Yap. Zorluk yok. Başka birisi ya Resulallah ben şöyle yapmıştım. Tamam diyor. Tamam. Zorluktan yana hiç tavır koymamış Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama hangi konuda yanlış anlamayalım. Zorluktan yana tavır koymaması, kolaylığı seçmesi cemaat halinde yapılanlardadır. Kişisel olarak yaptıklarımızda biraz zora bükme vardır. Mesela oruç, Ramazan orucu. Tüm ümmete emredilmiş mi? Cemaat halinde yapıyor, evet. Diyor ki sahuru mutlaka yapacaksın. Geç yapacaksın hem de. İftar oldu mu sallamak yok. Acele edeceksin diyor mesela. Tamam. Ama bir de Peygamberimizin kendi kendine tuttuğu bir oruçlar vardı. Yatta görev. Sam-ı Visal. Ulama oruç. 5 gün. Efendimiz hiçbir şey yemeden içmeden oruç tutuyor. Bu
kendisiyle ilgiliydi. Bunda zorluğu seçiyor. Ümmetle ilgili olan kolay. Mesela bizim en uzun namazımız sabah namazıdır. Sabah namazına hoca en fazla ne kadar okuyor? İki sayfa. İki sayfa. Bir buçuk sayfa. Bilemeden üç sayfa. Üç sayfa okuyan belki de burada bir hoca yoktur yani Konya'da. Belki de. Neyse. Bu cemaat halinde yapılan bir namaz. Ama Efendimizin teheccüdüne bir bakın. Bir rekatta 100 sayfa. Bir rekatta. 100 sayfa. Sahabinin biri yanlışlıkla uymuş da hani bizim teraviye şuraya hemen çıkayım dedi hatimliyeden gelen adam gibi. Sahabinin biri denk gelmiş de uymuş. Yarıda dayanamamış ya. Kötü şeyler aklıma geldi. Bırakıp kaçayım falan diye düşündüm. Diye. Sahabi kendisi söylüyor. Demek ki dininiz kolaylık kolaylık dinidir. Anladık da. Bu cemaatle ilgili olanıdır. Hele kendimizle ilgili olan kolaya hele kolayında kaçmayalım. Yemeği deriz ki sünnetle sünnetle. E başka sünnetleri de bir yapalım. Yemeğe sünnet uyguluyorsun da yememeye niye uygulamıyorsun? Öyle davranmayalım. Nefis bizi biraz da o yana meylettiriyor tabii ki. Ama biz de farkında olalım. Şimdi buraya doğru geliyoruz. Tekrar yine sargıya. Dinimiz kolaylık göstermiştir dedik cemaatle ilgili. Deminki haçtan eksik bıraktığım bir yer onu da söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son haçta söylediği şeylerden bir tanesi de şu. Aslı şöyle. Men vecede zâden ve râhileten fakat vecebe aleyhil hac. Bir binek vasıtası bir de gidip gelecek kadar azık bulduysa hac üzerine farz olmuştur. Binek ve azık. Bu kadar. Sahabinin birisi e fi kulli amin ya Resulallah diye bir soru sormaz mı? Her sene mi ya Resulallah? Bak şimdi. Bakın şimdi. Efendimiz biraz kızıyor. Cevap vermiyor. İkinci defa önceki sözünü tekrar ediyor. Kim binek vasıtası ve azık bulursa üzerine hac farz olmuştur. Ama bu sahabi bir daha soruyor. Radıyallahu anh. Efendimiz bir daha kızıyor. Ve cevap vermiyor. Üçüncü defa önceki sözünü tekrarlıyor. Peygamberimiz. Ama bu sahabi bir daha soruyor. Ondan sonra Efendimiz diyor ki sizi kendi halinize bıraktığım yerde siz de beni kendi halime bırakın. Da'uni fima taraktukum. Eğer ben bu soruya karşı evet dersem altından kalkamayı verirsiniz. Ümmetle ilgili bir meselede Efendimiz kolayı tercih ediyor. Hatta teravihi 2-3 sefer mescitte kıldıktan sonra evde kılmasını da böyle yorumluyorlar. Farz olmasını. Bir şey farz olur diye Efendimiz çekiniyordu. Olmaması için uğraşıyordu. Olmaması için. Ya deminkini devamında da şöyle söylüyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Önceki kavimler bu yüzden helak oldular. Peygamberlerine olmadık sorular soruyorlardı. Altından kalkamaya veriyorlardı. İsyankar duruma düşüyorlar. Siz böyle olmayın gibi tavsiyeleri var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kolaylık. Geldik buraya. Sargı ile ilgili özel durumlar bunlar. Bu sargı konusunda bir de özürlü olan hanımlar çok soru soruyorlar. Abdest tutamama hallerinde, kanama hallerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir hanım gelmişti. Sahabe içerisinde, sahabe kadınlar içerisinde bize örnek teşkil edebilecek ve hükümlerini öğrenebileceğimiz istihazeli, özürlü 5 tane kadın vardı. İsimlerini kitaplarımız yazar. Filan kişi. Bunlardan birisi geldi ya Resulallah dedi ben kana engel olamıyorum. Ne yapayım?
Efendimiz aynen şöyle söylemiştir. Atın ağzına gem vurur gibi sargı yap. Tavsiyesi bu. Gem ifadesini kullanıyor. Ercimi şeklinde. Licam gem demektir. Sahabiye kanı diyor ki ya Resulallah daha da fazla geliyor. O zaman diyor öylece namazını kıl diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Özür hallerinde engel olunamıyorsa o insanın gücünü aşmış demektir. Allah Teala da insanın gücünü aşan bir şey emretmemiştir. Böyle bir şey yok. Emredilerin bütün hepsiyle insanın gücü dahilinde. Dolayısıyla insan ya Rabbi gücümün yetmediğini bana emrettin diyemez. Böyle bir şey yok dinimizde. Yapılan, verilen emirlerin tümü insanın gücü dahilindedir. Bu sargı meselesi, özür meselesinde de durum bundan ibarettir. Daha önce özür bahsini anlatmıştık. Herhangi bir abdest bozucu hal, namaz vaktini tümden kapsar da o insana özürsüz olarak namaz kılma, abdest alma imkanı vermiyorsa bu insanı özürlü sayıyoruz. Bu insan ezan okunur okunmaz bir abdest alır. Bir daha öbür ezana kadar bu abdestle bu özür hali devam ede namazını kılar. Nebi engel yok. Şimdi abdesti ezandan sonra değil mi? Ezan Allahu Ekber dedi mi başlayacak almaya. Orada camiye de yetişir hemen. Tabii ki imamlarımıza da bir uyarımız var. Bazen ezanı ben camiye giderken yolda dinliyorum. Başka camiler için söylüyorum. Yanlış anlamayın. Varıyorum camide ikinci rekatta imamı yakalıyorum. Ben bunu aklım almıyorum. Nasıl oluyor? Kâhmet ne zaman getirirdi? Sübhaneke, Fatiha, Azam-ı Sûre, Rükû, Sucud ikincisine zor yetişiyor. Bu kadar acelenize ne? Rahmetli Hacı Veysel'den bir şey naklederler. Mesela öğlen ezanı okundu. Sünnetini hemen selam verse müezzin kâhmet getirecek. Müezzine bekle dese de bir der, iki der, üçünde yine engel olamayacak. İlk dört rekat sünneti uzattıkça uzatırmış. Belki bir cüz okurmuş yani. Böylece gelecek olanlar rahat yetişirlermiş. Araplardaki uygulama bizden iyi. Bizden iyi. Hatta bir camide ben Suriye'de görmüştüm. Ezandan şu kadar dakika sonra şu namaz başlar. Şu başlar dakikasına yazmışlar oraya. Biz bunu sabah namazına yapıyoruz da işimize geliyor. Yemekteki sünnette olduğu gibi. Diğer vakitlerde niye yapmıyoruz? İmsaktan bir saat sonra imam sabah namazına duruyor. Bunu da yapıyoruz da uykunun sünnetini yerine getirelim diye herhalde. Diğer vakitlerde niye oluyor? Ben zor yetişiyorum. Ezan vakti bildirmektir. Allahu Ekber'i duyan adam abdestini alacak rahat rahat. Camiye yetişecek, farza da rahat yetişecek şekilde imam ayarlamaktır. Buysaki aceleciliğimiz bildiğimiz kadarıyla sünnete uygun değil. Bu noktada da bir adet değişikliği gerekir. Bunu da nasıl halledeceksek halletmemiz gerekir. Bu özür hallerinden bir tanesi istihazedir. İlim hallerimizde geçiyor. Bunu anlatmıştım da soru üzerine tekrar ediyoruz. İstihaze kadının mahrem yerinin kanaması halidir. Bu ay hali değil, loğusalık değil. Bu ikisinin dışındaki bir haldir. Dolayısıyla kadının namazla ve abdestle, oruçla mükellef olduğu, emrolunduğu zamanlardır. Hayızlı ve nifaslı iken bunlar sakıt oluyor. Orucu sonra kaza ediyor. Fakat istihaze halinde bunlar sakıt olmuyor. O zaman abdestini nasıl alacak? Namazı nasıl kılacak? Sargıyla, tamponla engel olabiliyorsa olacak. Efendimiz öyle tavsiye ediyor çünkü. Belki zamanımızda tampon zararlıdır falan diyenler olabilir ama ben şunu bilirim. Peygamberimiz tampon yap dediyse önce insan bunu deneyecek. Sargı yap diyor çünkü. Bunun da engel olamıyorsa o zaman salıverecek. Rabbimizin bu bir imtihanıdır. İmtihan geldikçe yan sıra kolaylıkla gelir. Ayet-i kerime var. فَاِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا Zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Ayettir bu. Ha, öyle bir akıntı varsa, zorluk varsa yan sıra kolaylık da var.
onunla birlikte namazını rahat rahat, hiç böyle içine bir vesvese gelmeden, sıkıntı gelmeden namazını kılacaktır. Bu. Şimdi geliyoruz, bir de teyemmümden bahsedelim. Teyemmüm biliyorsunuz, suyun kullanılamadığı yerde, suyun bulunamadığı demiyorum, kullanılamadığı yerde toprak ile abdest alınma işidir. Gusledilme işidir. Toprak ile. Suyun gerek hastalık, gerek soğuk, şiddetli soğuk, gerek imkansızlık sebebiyle kullanılamadığı durumlarda, kullanılamadığı durumlarda bize kolayca bir imkan verilmiş, teyemmüm. Hem de teyemmüm ayeti Kur'an'da var, iki yerde geçer. Abdest bile teyemmüm hatırına bize Kur'an'da anlatılmıştır. Teyemmüm ihtiyacı olmasaydı belki de abdest ayeti gelmeyecekti. Peygamberimizin sünnetinden öğrendik biz önce abdesti, sonra ayet geldi onu tespit etti. Teyemmüm. Bu şekilde abdest Kur'an'da bir yerde geçer, teyemmüm iki yerde geçer. İki yerde geçiyor. Evet, nasıl, ne yapacakmışız? Temiz bir toprağa iki elimizi vuruyoruz. İleri geri de çekiyoruz şöyle. Çok tozlandıysa şöyle biraz vuruyor birbirinize. Birbirine vuruyoruz. Tozu gitsin diye de iyice silmeye gerek yok. Bir de zamanında bir hastalık daha var. Hijyeniklik hastalığı. O da vesveseye götürüyor. Hijyen olacağız da o kadar da gerek yok ya. Yani. O kadar israftır. Toprağı alıyorsun. Yüzünü meseler gibi değil, yıkıyor gibi değdireceksin. Ha. Elini ikisini de yüzüne koyuyorsun. Hem de elini kaldırmadan. Şöyle sürtün sürtün. Bir daha öyle değil. Bir değdiriyorsun hiç kaldırmadan. Her tarafa parmağını elini sürüyorsun. Her tarafa değecek. Yüzünü yıkıyormuşsun gibi. Tamam mı? Hem de bir defada, tekrar söylüyorum. Bir defada yapılacak. Yaptın. Şurası kaldı, bir daha öyle yok. Elini bir defa vurduysan işini bitireceksin. İkinci bir defa vurman, buradaki tozlar müstahmel hale gelir. Müstahmel suda olduğu gibi. Müstahmel suyla da abdest olmayacağı için ikinci bir defa silinme olmaz. Bunu başa meselerken söylemiştim. Aynısı teyemmümde de var. Tamam. Bu bir. Ondan sonra aynı elimizle kollarımızı meshetmiyoruz. Bir daha toprağa sürtüyoruz. Bir su daha alıyoruz yani. Bu sefer dikkat edin, önce sağ kol meshedileceği için sol elimizin içini şuradan tutuyoruz, götürüyoruz, dirseği geçtikten sonra çeviriyoruz, getiriyoruz, elin içine değmek yok, şunun içine değmek yok, bunu bir yere vurmayacağız çünkü bununla bunu meshedeceğiz, bir yere değmeyecek o, şöyle çıkarıyoruz, şurası bir yere değmedi. Değdirmiyoruz. Bununla da aynı şekilde bunu şöyle meshettik mi bitmiş oluyor. Meshederken yine her tarafa değmiş olacak. Bu şekil hem abdest için hem gusül için yeterlidir. Bazen sorular soruyorlar ki sahabeden de öyle yapan olmuş. Abdest için buysa demiş, gusül için çıplanıp toprakta yuvarlanacağım demiş herhalde. Böyle sorunlar da var. Toprakta yuvarlanma yok. Toprağa iyice belenme yok. Sen kendin ayrıca bilmem tedavi için, spor için yaparsın ayrı konu da, ibadet için buna gerek yok. Şu gösterdiğim şekil hem gusül hem abdest yerine geçerli. Tamam. Ondan sonra rahat rahat ibadetimizi yaparız. Ne zamana kadar? Suyu kullanabildiğimiz zamana kadar. Şunu ekleyelim. Mesela bir insan diyelim ki gusletmesi gerekiyordur. Fakat suyla gusül yapamıyor. Ya su yok, ya su bulamamıştır, ya vücudu yara bere içerisindedir. Suyu kullanamıyordur. Vücudunun ne kadarı yara bere içerisinde olacak? Hanefiler yarıdan fazlasını demişler. Vücudun yarıdan fazlası su değmeyecek şekilde yara bere içindeyse geri kalan kısmını yıkamana gerek yok.
doğrudan bir teyemmüm yaparsın. Hatta çırpanıza şu da geçer. Cünüp insan, abdest uzuvları sağlam da diğer yerleri yara bere içerisindeyse bu insan da aynı şekilde husulden dolayı teyemmüm yapacak. Bu teyemmümle namaz kılar. Ne zamana kadar? Abdesti bozuluncaya kadar. Abdesti bozuldu mu teyemmüm yapamaz bu sefer. Abdest huzurları çünkü su değebiliyor. Normal abdest alıp ibadetine devam edecek. İleride bedenini de yıkayacak imkan buldu mu tabii ki hemen de yıkanacak. Evet. Husluğunu alacaktır. Bu da teyemmüm idi. Bir soru soralım. Şimdiye kadar teyemmüm yapmış olanımız var mı? Var. Var. İyi. Birkaç tane var. Hocam şimdi bir kere adam usul teyemmümü aldığı zaman mesela sabah namazından önce su soğuk veya sular dondu, teyemmüm aldı. Öğle namazında da aynı şey olsa tekrar usul için teyemmüm almasına gerek var mı yoksa sadece... Hayır, abdest için bir teyemmüm alıyor yeter. Usul için ilk aldığı yetiyor. O su bulduğum müddetçe yetiyor. Yeter o. Tamam. Şimdi geliyoruz, nelerle teyemmüm yapılır? Ayet-i Kerime'de yer diye bir ifade geçtiğine göre saiden, tayyiben, said temiz toprak demektir. Hanefilerden özellikle İmam Muhammed ve İmam Azam bunu en geniş anlamıyla almışlar ve toprak cinsinden olan her şeyle teyemmüm olur demişlerdir. Toprak, kireç, çimentoya yarar taş, kil, ondan sonra başka çorak, her kiremit, tuğla, pişmiş olanları, mermer, alçı, alçı, bunların hepsiyle olur. Çünkü topraktan bunlar. Fakat şunlar olmaz. Kireç badana olur. Şu olmaz. Bu boya, plastik boyadır bu. Onun için her evde kireçli bir oda olsa diye düşünüyorum. Kireçle badana yapılmış. Teyemmüme müsait. Bunu da düşünmemiz lazım. Şimdi diyorlardı ki eskiden bir adam hapsedilse bile, bir yere kapatılsa bile teyemmüm yapacak bir imkanı var. Şimdi bir yere kapatıldığını düşünelim. Plastik badana, altın muşamba ya da neydi o? Yeni çıkan şeylerden, toprak cinsinden olmayan, çimento filan olmayan, laminat mı neyse, her tarafa bakıyorsun böyle bir imkan yok. Ne yapacak o zaman? O zaman da adam bulduğu şeyle teyemmüm yapacaktır. Başka yapacağı bir şey yok yani. Yapacak ve ibadetini öyle yapacaktır. Velhasıl şu badanalarla şey olmaz, teyemmüm olmaz, kireçli olanla olur. Hanefilerden İmam Ebu Yusuf ile İmam Şafii biraz daha dar görürler ve derler ki toprak ve kum ile ancak olur. Bunun dışındaki şeylerle olmaz. Bir kireçti efendim bilmem alçı taşıydı bilmem sürme taşıydı şuydu buydu isimleri geçiyor. Bunlar toprak cinsi olmadığından bununla teyemmüm olmaz. Aynen ne gibi? Toprakta bakır da var, demir de var ama demirle bakırla olmuyorsa çünkü toprak cinsi değil o, öbürleriyle de olmaz diye bir görüşleri var. Teyemmüm de aynen daha önce dediğim gibi psikolojimizin düzgün olması için hocam hastanede mesela tamam. Getirdi, elini getirdi ki tamam. Bir tuğla yahut da briket. Ona vurdu yapma. Üçüncü defasında aynı şeyi kullanabilir mi? Şimdi aynı şeyi, bu haklı bir soru. Yerini değiştirir ya da yıkatır her neyse. En iyisi bir suya tutulması, yıkanması ama devamlı kullansa ne olur? Hani bizim bir arkadaş vardı, benim bildiğim Allah kabul eder filan derdi. Rabbimiz bizi çok sever. Şunu söyleyecektim ben o meseleyle ilgili. Abdest almada zorlanan, hatta alamayan, abdest alamayan kişi ne yapacak? Kitaplarımız der ki, ona abdest aldıracak birisi varsa, bir yakını varsa, teyemmüm yapamaz mı? O yakını abdest aldıracak. Beş vakit mi? Mümkün olduğu kadar abdestini uzun tutar. Hatta bu arada Hanefi mezhebinde olmamakla birlikte başka mezheplerde bir de şu var. Namazları cem eder.
Yani öğleyle ikindiyi aynı abdestle, aynı ard arda. Akşam da yatsıyı ard arda kılar, böylece kurtarır gibi. Özellikle Maliki ve Hanbeli mezhebinde bir de bu var. Bu var. Bu yolda olur ya, belki başka imkan olursa denenme imkanı vardır diye söylüyorum. Bu arada diyor kitaplarımız, abdest aldıracak birileri yoksa, bir yakını yoksa, o zaman teyemmüm yapar diyor. Teyemmüm yapar ve teyemmümde ibadetini kılar. Kısacası namazdan muafiyet yoktur. Namaza karşı mazeret yok. Mazeret yok, onu kafamızdan sileceğiz. Muafiyet de yok. Şu da yok, bu yok. Bugün burada bitiriyoruz.